Sevgili izleyiciler merhaba. Bu kez de sizlere efsane fıkralar videomuzu sunuyoruz. Yüzünüzde oluşacak olan tebessümün ömür boyu sürmesini dileriz. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Ömür boyu yüzüne hiç talih gülmeyen adama günün birinde piyangodan en büyük ikramiye çıkar. Sevinçle ikramiyesini almaya giden adamın yarı yoldayken cep telefonu çalar. Arayan eşinin kardeşidir, sesi telaşlı ve ağlamaklıdır. Enişte, neredesin diye sorar. Yoldayım şu an. Hayrola ne oldu, bir durum mu var? Enişte, ablam. Ne oldu ablana, bir şey mi oldu, çabuk söyle. Hastalandı mı yoksa? Yok enişte, ne hastalanması, daha kötüsü. Ablamı kaybettik. Öldü ablam. Ablam öldü ya. Öldü mü? Diyen adam telefonunu kapatıp yolun kenarındaki kaldırıma çöker. Ellerini havaya kaldırarak der ki, ey kurban olduğum Allah, verdikçe veriyorsun, verdikçe veriyorsun. Anadolu'yu istila ederek gelen Timurlenk, Akşehir'de konaklar. Kasabanın halkı Timurlenk'in askerlerini doyurmakla kalmadıkları gibi bir de beraberinde getirdiği fili doyurmak zorunda kalmışlardır. Fil bu, az yemle doyar mı? Timurlenk'in filinden muzdarip olan Akşehirliler sonunda Nasreddin Hoca'nın kapısına dayanırlar. Hoca derler, git Timurlenk'e söyle. Filine kendisi bir çare bulsun. Koca fili doyurmak kolay mı? Neredeyse elimizde hiç yem kalmadı. Kedi hayvanlarımıza bile yem bulamaz olduk ya. Timurlen kendisi şu filine bir çare bulsun. Nasreddin Hoca bir müddet düşünür. Kolay mı Timurlenk'in karşısına geçip de filine bir çare bul demek? Cesaret ister. Peki demiş hoca. Söylemesine söylerim de. Tek başıma gidersem bu adam benim kellemi alır. En iyisi siz de benimle beraber gelin, arkamda durun. Zararı yok, yine ben söyleyeyim. Filine bir çare bulsun diye. Birlikte gidelim. Hoca önde, Akşehirler arkasında yola koyulmuşlar. Her köşeyi döndüklerinde kafileden kaçıp gidenler olmuş. File vere vere Timurlenk'in çadırına kadar varmışlar. Nasreddin Hoca'yı karşısında gören Timurlenk, heybetli bir sesle sormuş. Hayrola hoca, geliş sebebin nedir? Nasreddin Hoca, biz Akşehirliler düşünüp taşındık diyerek arkasına bakınca bir de ne görsün? Kafileden bir tek Allah'ın kulu kalmamış. Hepsi de korkudan tüymüş. Timurlenk'in sesi gürlemiş. Söylesene hoca Nasreddin, niçin geldin? Siz Akşehirliler ne düşündünüz? Papucun pahalı olduğunu gören hoca demiş ki, senin bu filini biz çok sevdik. Lakin garibim yalnızlıktan bunalıma girdi. Düşündük, taşındık, karar verdik. Yalnızlık çekmesin diye bu filinin yanına eş olarak bir fil daha getirmeni istiyoruz. Büyük ödüllü uluslararası palavra atma yarışması tertip edilmiş. Finale bir İngiliz, bir Fransız, bir de bizimkisi kalmış. Final konusu kılıç ve sinek olarak belirlenmiş. Derken yarışma başlamış. Havaya bir sinek atar gibi yapmışlar. İngiliz kılıcını çekip havada birkaç daire çizip kılıcını kınına koymuş. İngiliz'e sormuşlar. At bakalım palavranı, ne yaptın diye. İngiliz, sineğin bütün bacaklarını gövdesinden ayırdım demiş. Sinek artık yürüyemez, sadece uçabilir. Sıra Fransız'a gelmiş. O da havada birkaç hareket yapıp kılıcını kınına sokmuş. Fransız'a sormuşlar. Sen ne yaptın, anlat bakalım. Fransız,
Azizim, ben sineğin kanatlarını elle mesele ikiye ayırdım. Sizin anlayacağınız, sinek dört kanatlı iken şimdi sekiz kanatlı oldu. Kısacası sinek şimdi eskisine nazaran iki kat daha hızlı uçar. Jüri üyeleri, ooo demişler, görünüşe bakılırsa Fransız yarışmayı daha şimdiden kazandı. Ama usuldendir, son finalist de palavrasını atsın. Havaya yine bir sinek fırlatır gibi yapmışlar. Bizimkisi kılıcını çekmiş, çok yavaş ve nazik birkaç hareket yapıp kılıcını kınına yerleştirmiş. Tamam demiş, oldu da bitti maşallah. Jüri üyeleri, sen ne yaptın anlat bakalım diye sormuşlar. Bizimkisi, küçük bir operasyon canım demiş. Bir şey anlamayan jüri üyeleri, ne operasyonu diye sormuşlar. Bizimkisi de, sileği sünnet ettim demiş. Her şeyi bilmesiyle nam salan bilge bir adamın ünü padişahın kulağına kadar gelir. Vezirlerini çağırtıp emrini iletir. Varın bu bilgeyi bulup huzuruma getirin der. Bir de cevaplaması çok zor olan üç tane soru hazırlayın. Benim huzurumda soruları sorun. Nice bilgeymiş görelim bakalım. Üç vezir harıl harıl çalışıp üç soru hazırlamışlar. Bilgeyi bulup padişahın huzuruna çıkarmışlar. Birinci vezir sorusunu sormuş. Fransa kralı Napolyon son seferine çıkmadan önce kendisine yeni bir üniforma diktirmişti. Üniformayı diken terzinin teyzesinin kızlarının en küçüğünün adı neydi? Bilge cevabı yapıştırmış. O kadının üç tane kızı vardı. En küçüğünün adı Bayan Maria della Tornello idi. Vezir şaşkın bir ses soruyla vallahi bildi padişahım demiş. Nasıl bildi ben de inanamadım. Padişah gözlerini ikinci vezire çevirmiş. İkinci vezir de sorusunu sormuş. Christophe Colomb Amerika'ya ilk ayak bastığının üçüncü günü akşam yemeğinde ne yedi? Bilge adam hemen cevap vermiş. O gün adamları ormanda bir yaban hindisi avlamışlardı. Hindiyi ateşte kızartarak yanında közlenmiş patatesle birlikte yedi. O zamanlar Avrupa kıtası patatesin ne olduğunu henüz bilmiyordu. İlk sefer dönüşünde patates Avrupa kıtasına getirildi ve yetiştirilmeye başlandı. İkinci vezir, vallahi doğru padişahım demiş. Bu kadarını ben de bilmiyordum. Derken gözler üçüncü vezire çevrilmiş. Üçüncü vezir de sorusunu sormuş. Mısır piramitlerinin üçüncüsü olan Keops piramidini inşa eden mimarın kendi sarayının iç merdivenlerinde kaç basamak vardı? Bilge adamın cevap veremediğini düşünmekte olduğunu gören padişah, ne düşünüyorsun diye sorar. Bilemedin değil mi? Bilge adam, hayır padişahım, bilemedim değil. Soru yanlış hazırlanmış. Zira Keops piramidini inşa eden mimarlar bir değil, iki kişiydiler. Hangi mimarın kendi sarayındaki iç merdivenlerin basamaklarının sayısı soruluyor? Londra Müzesi'nde dünya liderlerinin bal mumundan yapılmış heykelleri sergileniyormuş. İngiliz'in biri Mr. Churchill'in heykelini uzun uzadıya seyrederken dayanamamış. Cebinden not defteri ve kalemini çıkarıp "Dünyayı parmağında oynatan adam" diye bir not yazarak Churchill'in heykeline iliştirmiş. Bunu gören bizimkisi boş durur mu? O da hemen bir kağıt kalem bulup not yazarak İsmet İnönü'nün heykeline iliştirmiş. Ziyaretçiler bir de bakmışlar ki notta şöyle yazıyormuş. Mr. Churchill'i parmağında oynatan adam. Ormandaki hayvanlar
aslandan kurtulmak için bir araya toplanıp bir çare aramaya başlamışlar. Böyle olmuyor demişler. Bir çare bulmamız lazım. Her gün birimizi yiyerek karnını doyuruyor. Bu konuda herkes iyice düşünsün. Bir çare bulalım bu aslan belasına. Bu gidişle hepimizi teker teker yiyip bitirecek. İyice düşünelim, bir çare bulalım. Her kafadan bir ses çıkmış. En sonunda kurnaz tilkinin bulduğu parlak fikir hepsinin akıllarına yatmış. Tilki, buldum demiş. Bir çan. Aslanın boynuna bir çan asalım. Aslan daha bize koşmaya başlarken zil sesini duyar, kaçar kurtuluruz. Diğer bütün hayvanlar bu buluşu sevinçle karşılamışlar. Kurtulduk demişler. Zil sesini duyar duymaz kaçıp saklanırız. Artık bizi yiyemez. Ot da yiyemeyeceğine göre aslan da açlıktan ölüp gider. Bunu kutlamalıyız. Başlamışlar kutlama törenleri yapıp çifte telli oynamaya. Ancak içlerindeki yaşlı maymun hiç mi hiç sevinememiş. Hala kara kara düşünüyormuş. Maymuna sormuşlar. Maymun kardeş, sen niye kutlamalara katılmıyorsun? Aslandan kurtulacağımıza sevinmiyor musun yoksa? Niye hala böyle kara kara düşünüyorsun? Yaşlı maymun, aslandan kurtulmaya sevinmez olur muyum? Elbette seviniyorum demiş. Lakin gördüğünüz gibi bir kara düşünce daraldı beni. Ne düşünüyorsun peki diye sormuşlar. Yaşlı maymun da, ne mi düşünüyorum? Düşünüyorum da, içinizde hangi babayı çıkıp da aslanın boynuna çanı takma cesaretini gösterecek, onu merak ediyorum. Birbirlerine ezelden beri düşman olan iki kişi mahkemelik olmuşlar. Yargıç her ikisini de dinlemiş ve sonuçta kararını açıklamış. Her ikiniz de suçlusunuz demiş. Biriniz %50, diğeriniz de %100 suçlusunuz. Bu durumda her ikiniz de cezaya çarptırılacaksınız. Cezayı da size bırakıyorum demiş. Birinizin aldığı cezanın iki katını da diğeriniz alacak. Ve %50 suçlu bulduğu kişiye sormuş. Sana ne ceza vereyim? Unutma, sana vereceğim cezanın iki katını da şikayetçi olduğun diğer suçluya vereceğim. Ona göre. Söyle bakalım, şimdi sana nasıl bir ceza vereyim? %50 suçlu olan kişi sevinç ile haykırmış. Hakim bey, hakim bey demiş. Benim bir gözümü çıkarın, bir gözümü kör edin. Akıl ve ruh hastalıkları hastanesinde asistan telaşlı bir şekilde başhekimin odasına koşturmuş. Başhekime, efendim durum çok vahim demiş. Gelin de kendi gözleriniz ile görün. Koridora çıkan başhekim bir de ne görsün? Hastaların yüzü gözü kan revan içinde. Hepsinin de yüzü yara bere içinde kalmış. İçlerinde sadece bir tanesi var, sapasağlam, bir köşeye çekilmiş, manzaraya bakıp kahkahalar ile gülmekte. Başhekim gülmekte olan kişiye dönmüş. Bu iş senden kaynaklanıyor olmalı demiş. Baksana bir tek sen sağlam kalmışsın. Neler oldu burada çabuk söyle. Adam elinde tuttuğu tebeşiri başhekime göstermiş. Ne olacak demiş. Elimde gördüğün şu tebeşirle yere bir çizgi çizdim. Dedim ki bu çizgi Sırat Köprüsü. Her kim ki bu köprünün altından geçerse cennete girecek. Cennete girmek için akıllar işte bu hale geldiler. Dizinde ağrı ve hareket kısıtlılığı olan bir adam doktora başvurmuş. Doktor bey demiş, benim sağ dizim. Sağ dizimde hep ağrı var, hem de bükemiyorum. Dolayısıyla yürümekte çok güçlük çekiyorum. Bir bakar mısınız? Doktor hastayı iyi bir muayeneden geçirip tetkiklerini yaptırıp röntgenini çektirmiş. Bütün klinik bulguları bir araya getiren doktor hastasına yaşlılıktan demiş, kireçlenmeye gidiyor. Hasta yüzünü buruşturmuş. Böyle teşhis olur mu doktor bey? Yaşlılıktan diyorsunuz.
benim sol bacağım da sağ bacağımla aynı yaşta değil mi? O niye hiç ağrımıyor? Bir kasabada oldukça akıllı ve hünerli bir adam yaşarmış. Adam her zaman ortaya ilginç fikirler atar ve güzel işler yaparmış. Adamı kıskanan kasaba ahalisi de adamın her hünerine bir bahane bulur, yaptığı her güzel işe bir kulp takar, adamı durmadan yersiz eleştirirler ve dedikodusunu yaparlarmış. Adamcağız haksız eleştirilerden, yersiz ithamlardan bıkıp usanmış. Günün birinde, "Yeter be ya," demiş, "bıktım usandım sizin her şeye bir kulp takmanızdan. Yarın öyle bir şey yapacağım ki nutkunuz tutulacak. Hiçbiriniz artık yaptığım işlere bir kulp takamayacaksınız. Yarın sahil kenarına gelin, gözlerinizde görün," demiş. Kasaba halkının o gece gözüne uyku girmemiş. Adamın marifetlerini iyi bildiklerinden sabahı zor etmişler ve erkenden sahile koşturmuşlar. Deniz kenarında toplamışlar. Adam dediği gibi gelmiş. Ayakkabılarını ve çoraplarını çıkarıp denizin üzerinde batmadan yürümeye başlamış. Yüzlerce metre ileriye doğru yürümüş ve geriye dönmüş. Kasaba halkının gözleri fal taşı gibi açılmış. Suya batmadan deniz üzerinde yürüyüp geri dönen adam kıyıya ayak bastığında "Hadi bakalım, burada bir kulp takın da görelim," demiş. Kasaba halkı su üzerinde yürüyerek gidip geriye dönen adama bir müddet söyleyecek söz bulamamışlar. Derken kalabalıktan yavaş yavaş sesler yükselmeye başlamış. İçlerinden birisi ileriye fırlayıp bağırmaya başlamış. "Ey millet, gözlerinizle gördünüz işte. Biz dememiş miydik? Bu adam yüzme bilmiyor diye." Sevgili izleyiciler, Efsane Fıkralar videomuzu izlediniz. İlgi ve desteğiniz için teşekkür ederiz.